Sayın Topsakal, siz de devam edelim. Şimdi tabii F-35'e sahip bir Yunanistan var ve aynı zamanda F-16'sı olan Amerika Birleşik Devletleri'nden de F-35'i bir türlü alamayan Türkiye var. Bu durumun nedenini Türkiye'nin sahip olduğu S-400'ler olarak Amerika Birleşik Devletleri nitelendiriliyor. Sürekli olarak da bu konular üzerinden yaptırım gerçekleştiriyor ve sert çatışmalara da zaman içinde tanıklık ettik. Bu iş nasıl çözülecek Sayın Topsakal ve geleceklerimizi F-35'te mi yoksa SİHA'larla ve SİHA'ları geliştirerek işte Sayın Karakuş'un da belirttiği gibi Türkiye'nin asıl üretmesi gereken milli muharip uçak ve bunu yaptıktan sonra artık zaten iş çözülmüş olur. Belki de bunu altını çiziyor. Böyle midir? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, muharip uçak çok önemli. Dediği çok doğru Paşa'nın. Çünkü artık uçaktan sonraki aşama uzay ve siber güvenlik. Bunun bir de tabii teknoloji, bilgisayar teknolojileri ve siber teknoloji de çok ilerlediği için, hızla ilerlediği için bu alanda da çalışma başlayacaktır. Bunu biz nereden anladık? Aslında Biden'la Putin görüştü. İşte bir ay olmadı. En önemli görüşme uzay alanında yapıldı. Çin'e karşı mesela. Amerikalılar Rusya'dan bir nebze şey almak istediler. Garanti almak istediler uzay çalışmalarında ve siber güvenlik çalışmalarında kendi aralarında. Asıl görüşme buydu. Diğerleri hep taliydi. Dediği çok doğru. Buradan hareket etmek lazım. Biz elbette kendi muharip uçağımızı yapmak gibi aslında orta seviyedeyiz. Yani ortanın üstü. Ama aşağıdaki mamullerde de dünyanın birçok ülkesinden de yelpazemiz geniş olduğu için çok avantajlıyız. Burayı kaçırmamak lazım. Ama ben başka... Elbette burada hem iki tane paşamız, çok kıymetli bir güvenlik uzmanı arkadaşımız var. Ben silah sistemleri üzerinden değil de neden mesela Polonya'yla, Yunanistan'la biraz daha şeyle yani bunun düşünsel sistemi ne? Mesela Yunanistan'a Amerika F-35'i ve F-16'ları devamlı takviye ediyor. Fransızlar da diyor, Avrupa Birliği de kendi silah sistemlerini devamlı veriyor. Bunun sebebi şu, Türkiye'yi... Elbette Türkiye ve Türkiye'nin çeperini dengede tutmak istiyor. Türkiye'ye karşı bir denge kurmak istiyor. Uluslararası ilişkilerde ve şeylerde, güvenlikte en önemli şey bölgede denge kurmaktır. Şimdi bizim bölgemizde sadece Yunanistan bizim meselemiz değil veya Polonya meselemiz değil, Ukrayna meselemiz değil. Bizim bölgemizde potansiyel güç çok açık ve net. Yani bu her belgede geçer. Yani biz dar çerçevede tartışıyoruz elbette ama bu Rusya'dır. Yani bizim bölgemizde etkin bölgesel güç, silah sistemleriyle güvenlik bunun içinde Rusya'dır. Çünkü bakıyoruz etrafımıza, Rus silah sistemleri her yerde var. İşte Suriye'de var, Libya'da var, Arap ülkelerinde, Orta Doğu'da var. Her yerde varlar. Demek ki o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece güvenlik açısından... Polonya ile veya Yunanistan'la, evet Yunanistan bizim Cumhuriyet kuruldu. Yunanistan kurulduktan sonraki bizimle beraber bize karşı ayaklanarak ve bizim topraklarımızda kurulan bir devlet. Dolayısıyla biz Yunanistan'a göre kendimizi bundan sonra şekillendirmeyeceğiz elbette. Ve Yunanistan'ın zaten dengede kalması başka, hem Enes Bey söyledi hem diğer arkadaşların hepsi söyledi. Başka güçlerin ürettikleriyle bize karşı bir denge kuruyor Yunanistan. Bunun ötesinde bizim problemimiz aslında veya bizim hedefimizdeki şey Rusya ve bölgenin diğer büyük İran var. Mesela İran hiç konuşmuyoruz. Nükleer çalışmaların son şeyine gelmiş. Türkiye'nin o yüzden olmazsa olmaz bu teknolojilerin yanında nükleer teknolojiye kavuşması gerekir. Çünkü Rusya ve İran bölgede ve İsrail, bizim etrafımız şöyle bir düşünün, elbette bizim alt sistemimiz var. O zaman biz bölgesel bir güç olacaksak, ki dünya değişiyor artık, NATO ve Varşova ile sınırlayamıyoruz. Çünkü yetmiyor yani artık, siyaset belgelerinde de geçmiyor. Ne Amerika, dengeler çok değişti. Evet, Amerika'nınkinde de geçmiyor. Biden mesela çevre kuruyor. Hatırlayın o belgesini ilk ürettiğinde hem seçim taahhütünde hem sonra güvenlik belgesinde gördük ki Çin'in etrafında da, Rusya'nın etrafında da, hatta Avrupa Birliği'nin etrafında, işte İngiltere böyle değerlendirilmeli. Brexit neden oldu? Yani o zaman güvenlik alanları kuruyor. Amerika hala hala etkisini yitirmiş bir devlet değil. Böyle de görmemek lazım. O kurduğu 1991'den sonra hegemonya aslında
gittikçe yavaşlasa da devam ediyor. O zaman bu büyüyen devletlerin de kendi stratejisinde, evet, kendi stratejisi olmalı. Biz avantajlıyız ve bütün arkadaşlar söyledi. Tarihsel avantajımız var. Zaman zaman değindiler. Polonya, evet, Lehistan'dır. Bizimle tarihsel dostluğu vardır. İkinci, Avrupa ile Rusya arasında aslında doğal hem eleman, yani insani sınırdır, hem de güvenlik sınırdır. Bütün stratejik bölgelerde de böyle geçer. Romanya'nın da bir kısmı böyledir ve Finlandiya böyledir. Yani tarihsel böyle. Balkanlar da bizim tarihsel alanımızın içine girer. Dolayısıyla o yüzden Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Makedonya anlatıldı. İşte bunlar bizim tarihsel sınırlarımız aslında. İnsanımız bir. Ya Türkiye'de hangi insana dokunsanız nereden geldiniz derse, yani kökünün oradan geldiğini söyleyecek size. Dolayısıyla bu tarihsel sınırlar içinde elbette Türkiye bu çerçevede, konuştuğum çerçevede orada etkin olmalı ve bu silah sistemleri aslında en etkili güçtür. Elbette kamu diplomasisi çok önemlidir. Ama biz zorlama diplomasi, yani hard power ve soft power diyorlar İngilizler, ama biz, evet, sizin gücünüz silahla ölçülür orada. Ama bir de bu gücün olması için bir insani ilişkilerin tarihselliği olması lazım. Öyle anlatayım. Yani benzemeniz gerekir. O yüzden çok avantajlıyız. Yani bakın, mesela Ruslar ne kadar büyük millet olursa olsun, ne kadar güçlü ülke olursa olsun, Türkler ortaya çıktığı zaman onlara doğal hat çizebilecek, Ukrayna'da böyledir, Kafkaslar'da böyledir, Türkistan'da böyledir, Türk Cumhuriyetleri de böyledir, Afganistan'da böyledir, yani Azerbaycan'da böyledir, hatta Irak, Suriye böyledir, kullanabilirseniz. Bunun üzerine bu sistemler sizin o hard unsurlarınız, o güçlü unsurlarınız, bunun içinde silah da olur, başka şey, teknoloji de olur, başka şey, ticaretin önemli ürünleri de olabilir. Yani şimdi bunları konuşmuyoruz ama bunlarla ne kadar etki tepkiye girerseniz o kadar güçlü olacağız demektir. Dolayısıyla ben bu tartışmaların büyük devletlerin strateji değişikliğinden ortaya çıktığını, mesela Türkiye'nin İngiltere ile ilişkisi son dönemde, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra ayrı ve Amerika'dan da ayrı yürüdü yani. Düşün, biz Amerikalılarla hem Fransa'yla, hatırlayın, Doğu Akdeniz'de. Ayrılmadan önce de başladı ilişkiler. Tabii, tabii. Yani uzun süredir yani o kadar çok gerildik zemin hazırladı ki aslında İngiltere. Tabii. Hayır, İngiltere de öyle, hani Sayın Pekin, size geleceğim hemen. Sıradan bir devlet değildir. Mesela Amerikalılardan önce hem Orta Doğu'da hem Uzak Asya'da, yani Hindistan'ı düşünün, Pakistan'ı düşünün. Yani Commonwealth vardı, onu saymıyoruz. Orta Doğu'da ve Çeper'in de çok etkin bir ülke. Amerikalılarla, evet, görünürde o kadar baskıyı bize göstermediler. Biz oturduk ve konuştuk. Yani demek ki Türkiye'yi konuşurken sadece Fransa üzerinden, sadece Avrupa Birliği üzerinden Türkiye'yi konuşmak da doğru değil. Tabii bu esneklikle ilgili, hafızayla ilgili. Türkiye'nin de bu hafızası ve derinliği vardır diye düşünüyorum. Silah sistemlerinin yanında kamu diplomasisinin de önemli pay olduğunu düşünüyorum. Peki. Sayın Pekin, buyurun. Yani ben şunu söyleyeyim, hocamın söylediğine bir ilave yapmak istiyorum. Tabii İngiltere'den bahsettik. İngiltere aslında resimde ayrıldı ama sonuçta NATO'da bir görev, yani bir görev bölümü yapıldığına inanıyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin bir taraftan Asya Pasifik, ya Hint Pasifik'te uğraşırken de diğer taraftan Avrupa'yı ve bizim Batı Asya'yı İngiltere vasıtasıyla kontrol etmeyi, Hint Okyanusu vasıtasıyla kontrol etmeyi düşündüğünü değerlendiriyorum. Ve Türkiye-İngiltere ilişkileri de bu bağlamda gelişiyor zaten. Bu bağlamda geliştiğini değerlendiriyorum. Zaman zaman işte Yunanistan ve diğerlerini kullandırmak suretiyle Türkiye'yi bazı yerlerde bazı hareketlere mecbur etmeye çalışıyorlar. Ama sonuçta Türkiye'yi hem Afganistan'da hem Orta Asya'da hem de Rusya'ya karşı ve Karadeniz'e, Karpatlar'da dahil olmak üzere, Balkanlar'da dahil olmak üzere belirli alanlarda işbirliği yapma konusu var. Yani İngiltere ile Türkiye'nin bu konuda Amerika'nın yerini İngiltere almış durumda Avrupa'da. Öbür tarafta da kıta Avrupa'sında Fransa ve Almanya'ya vermiş durumda. Fransa ve Almanya'da şu anda genelde Rusya ile ve diğer ülkelerle şey yapıyorlar. Soft power'la uğraşıyorlar. Yani görüşmelerle ve diğer konularla, işte doğalgaz alımı vesaire falan bu faaliyetlerle uğraşıyorlar. Yani
İngiltere'yi biraz böyle şey gibi, pivot gibi değerlendirmek lazım bu bölgede. Yani İngiltere bir ayağı şeyde burada, Atlantik'te ya da şeyde Kuzey İttifakı'nda ve şeye kadar devam Sayın Karakuş, döneceğim size de. Rusya'ya kadar uzanıyor. Öbür tarafa baktığımız zaman İngiltere'nin başka bir ayağı da şeyde, işte Avustralya, Yeni Zelanda, işte Commonwealth dediğimiz ülkelerle ilgili, Asya Pasifik'te. O bakımdan İngiltere'nin bu dönemde çok önemli bir görev üstlendiğini ve bu görevin de yapılması için Türkiye'ye ihtiyaç duyduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye herhalde bu konuyla ilgili gerekenleri yapıyor diye söyleyebilirim. Buyurun Sayın Karakuş, siz de ekleyin. Bu başlığı kapatacağım. Sayın Başbuğ ile Sayın Bayraklı'ya da söz vermek istiyorum. Buyurun. Tabii tabii, benimkisi kısaca. İngiltere tabii ki malumunuz bu F-35 programından neredeyse çıktı. Çok az bir uçak alacak ama bütün motorlar tabii ki İngiltere'den F-35'in genellikle bu dikine kalkanlarda. O nedenle İngiltere daima F-35'te yerini bulan bir ülke. Aynı zamanda Türkiye ile bu yakın ilişkilerinin bir şekilde devamının bir nedeni de Türkiye uçak almak isterse muhtemelen İngiltere'den Typhoon uçaklarını alacak. Malumunuz 90 tane uçağı almaktan vazgeçti F-35'i. İngiltere'de kendi durumunu değerlendirmeye ve Türkiye ile yakın ilişkiler içerisinde olmaya çalışıyor. Kendisi de zaten ayrıca daha üstün nesil Tempest uçağını üretme faaliyetine başladı bile. Yani şimdi tabii ki her ne kadar biz burada yani F-35 bir SİHA mı diye böyle mukayese yapıyoruz da şimdi bakın efendim F-35 almak isteyen ülkelere bakın. Zaten Türkiye dahil 6 ülkeydi. 5 ülke zaten devam ediyor. Ama şu anda Yunanistan almak istiyor, Singapur almak istiyor, Romanya almak istiyor, İspanya almak istiyor, Polonya almak istiyor, Finlandiya almak istiyor, İsviçre almak istiyor, Birleşik Arap Emirlikleri almak istiyor. 12 tane daha ülke var almak isteyen, onları kenara ayırdılar. Yani vermek istemiyor Amerika. Yani şimdi bir yerde tamam uçağa her şeyi söyleyelim de ama bakın sadece 3 yılda şimdi yeni Pentagon'la anlaştılar. Fiyat anlaşması yaptı Lockheed Martin. Fiyat anlaşması ile normal çıplak uçak 80 milyon dolar civarında bir şekilde Amerika'ya satacak. Amerika'nın efendim silahlı kuvvetlerine satacak ve 3000 tane satacak. Bakın 3000 tane satacak. 80 milyon dolara indirdiler. Şimdilik bütçede 3 yıllık bütçe planlaması 478 tane F-35 üretmek 35 milyar dolar. Yani efendim durumu değerlendirirken bir yani işte hep söylüyorum elma ile armutu toplamaya kalkmayalım. Yani bunlar farklı şeyler. Bu kadar ülkede adeta hani hiç aklını kullanmayan ülkeler olarak da görmeyelim. Gördüğünüz gibi işte söylüyorum yani 12 ülkeyi de hiç koymuyor bile devreye. Onları saymıyor. Anca bakın birçoğu Avrupa ülkesi, NATO ülkesi ve kendisine çok yakın ülke Birleşik Arap Emirlikleri de almak için uğraşıp duruyor. İsrail'i devreye sokuyor. İsrail çünkü F-22 almak istiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Onu da verecek mi vermeyecek mi bilmiyoruz. Yani bu olayı böyle görmek lazım ve durumunuzu, ayağınızı yere basarak değerlendirmeniz lazım. Bu kadar ülkeye yani aklını mı yedi de benim F-35 almak istiyor? Komutanım şöyle bir şey söyleyeyim. Uzaydan muharebeyi yönlendirme, uzaydan yeryüzüne doğru muharebe etme imkanı elde edinceye kadar başka çaremiz yok. Savaş uçaklarını kullanmak. Ne zaman uzaydan İstediğimiz yeri bombalamaya başlarız, istediğimiz gibi yapılır. Yani bizim için demiyorum, bütün dünya için, büyük devletler için de. O zaman muharip uçaklara olan ihtiyaç ortadan kalkar ve azalır diye değerlendirilir. Peki, Sayın Başkan. Zaten o zaman uzaydan da mesela İHA'ya ihtiyaç kalmıyor. Uzaydan 5000 kilometre çapındaki bir yeri görüyor.
pimpon topu kadar söylüyorum. 93 yılında pimpon topunu görüyordu Amerika Birleşik Devletleri. O zaman İHA'ya ihtiyaç var mı? Yok tabii. Yok. Buyurun Sayın Başbuğ. Size de şöyle aslında... Uzaya çıktıktan sonra mesele yok zaten. Peki. Uzaya çıkıp da yerleşip de efendim uzayı silah olarak kullanabiliyorsanız mesele yok. Biraz evvel de söyledim. Bakın uzaya gönderdiğimiz bir uydu vasıtasıyla yörünge sahibi olduk diyorum. Bakın uzaya bile çıkartmayacaklar ileride bazı ülkeleri çıkamamış olan, yörüngede yer almamış olan, uydusunu oturtmamış olan ülkelerin bir kısmı ileride biz uydu atalım deseler de attırtmayacaklar. Uzayı da parselliyorlar, onu söylemek istiyorum.